Evet, standart bir pazartesi sabahı değil. Vay be, motovlog çekmeyeli ne kadar oldu? Ya yani böyle başlı başına motovlog çekmeyeli sanki bayağı oldu. Vallahi büyük makineyi özlemişim. Efendim selamlar. Lan oha, plaka çok güzel. 34-45. Havacıyla 45 abi giymiş. Dur Utku, sakin sakin. Kanka altındaki motor senin değil. Buradan kurtul sadece. Lütfen reis, sen geç ya. Sen, ben sana hayret bir şey. Sen, ben kim seni geçeceğim? Sakin bir pazartesi sabahı. Altımda son kasa bir Suzuki DL650 V-Strom var. Ne zamandan? Cuma gününden beri bu arkadaş bende. Cuma cumartesi kullandım. Teslim aldığımda Suzuki motosiklet koşu yolundan 18 kilometredeydi daha. Şu anda işte 153 kilometrelerde. Bir 20-25 kilometrelik bir yolum var. Son birlikteliklerimizi yaşayıp kendisini teslim edeceğim. Bir çekim için bize lazım oldu. Teşekkür ederiz. Güzel bir deneyim oldu bizim için de. Maalesef 650 cc bir touring, böyle bir yol motorunun 70-80 bin lira olduğu bir zamanda böyle bir motosiklet almak gerçekten zor. Gerçekten söylüyorum. Şu anda döviz kurları yerinde olsaydı, hani eskisi gibi olsaydı, bu kasa bir motor, bu hacimde bir motosiklet, 35 bin 40 bin lira olsaydı gerçekten gözü kapalı alınacak motosikletmiş yani. Traction çok tadında. Şimdi bazı gelişmeler var. Biraz ondan bahsetmek için açtım kamerayı. Hem de öyle giderken biraz sohbet etmiş oluruz. Açıkçası YouTube'a en düzenli video yüklemeyen insanlardan biri olduğum için YouTube'da bu aramız tatsız. Şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi, yani kanalı takip edenlerin daha yakından bildiği gibi, ben 5-6 aydır bu kanalda ara ara lifestyle, ara ara motovlog, böyle karışık videolar yüklüyorum. Yani bir böyle stabilitem yok. Allah. Reis siz... Yani çok acayip. Biz bu Dombul abiden kurtulmalıyız. Kurtulalım. Benim kanalım 3-3,5 yıllık, 4 yıllık bir kanal. Dolayısıyla içinde böyle ölü bir kitle, hesabını kullanmayı bırakan, YouTube'u bırakan, evlenen, taşınan, borcu harcı olan ölü bir takipçi kitlem var. Yani bu acı gerçek, bunu kabul etmek lazım. Sevgili kitlem bir motorla ilgili bir içerik arıyor. Ben aslında 1-1,5 yıldır motosikletle ilgili adam akıllı hiçbir şey yapmıyorum. Ama hala yeni kasa, motor ya da işte model ya da ben böyle bir eskaza bir motoru elime geçirdiğim zaman hemen bir inceleme ve işte vlog talebi oluyor. Bunda da çok haklılar bu arada. 3 yıl boyunca bu tarz videolar yapıp sonrasında ya ben yapmıyorum falan dediğiniz zaman haliyle garip oluyor. Yapmıyorsanız komple bırakmanız ya da yeni bir kanala geçmeniz gerekiyor. Yeni bir stil yapmak istiyorsanız. İşte ben de tam bu aralıktaki düşüncelerdeydim. Çünkü ne kanalı tamamen moto vlogla doldurmak istiyorum, ne lifestyle'dan mahrum. Mahrum. Çünkü lifestyle çok keyifli. Önümüzdeki dönemde de çok böyle aşırı garip yurt dışı ve Türkiye'de bir projeler var. Onları da işine dahil etmek istiyorum falan. Neyse, yani bir sürü şey yapmak istiyorum ben neticede. Standart bir YouTuber gibi her şeyi yapmak istiyorum ama bunları yapmak için gerekli eforu sanki sarf etmiyorum. Neyse, biz de düşündük taşındık. Ve günün sonunda şuna karar verdim. Benim kanalları ayırmam gerekiyor. Motosiklet kitlesini de seviyorum bir yandan. Ne kadar motosiklet camiasını eskisi kadar sevmesem de motosikletten sahip olduğum pırlanta gibi insanlar var. Kantar adında yeni bir kanal açtım. O kanala tamamen hayatımda yaptım. İçine tabii ki motosiklet bir nebze dahil olacaktır. Çünkü benim hayatımdan gerçekten motosikletin ayrılması zor bir şey. Aha, gördüğünüz gibi gene üstündeyiz. Oraya gideceğiz, scooter alacağız falan. Gene üstündeyiz. Yani bundan ayrılamıyorum. Bu kanalı sadece motosiklet içerikli videolar... Allah'ım ne şanslıyım bugün. Bu kanalda sadece böyle motovlog, motosiklet içerikleri, işte sevgili motovlogger arkadaşlarımla videolar vesaire olabilir. Yapacağım ve haftada bir düzenli yapacağım. Çünkü motovlog çekmek aslında lifestyle'a göre çok 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 daha basit. Şimdi yeni kanalın linkini açıklamaya bırakırım. Orada ben bu videoyu paylaştığımda henüz bir video paylaşılmamış olabilir. BMW'nin ikinci Cafe Racer bölümü o kanala gelecek. İkinci bölümde neredeyse bitmişken o kanalda o videoyu atayım. Siz de açıklamadaki linkten ya da infoda çıkan taraftan arayarak bulamayabilirsiniz video olmadığı için. Abone olabilir, zil bildirimlerine çalgı takipte kalabilirsiniz. Benim için de çok güzel olur. Küçük bir destek olur başından. Burası motor olarak devam edecek. Kıyamıyorum çünkü burada güzel, tatlı bir kitle var. Bir de ben arada böyle gaza gelmesem. Konuştukça gaza geliyorum. Bir kanal bir şeye odaklandığı zaman, YouTube'a başlamak isteyen
ya da YouTube'da başarılı olmak isteyen arkadaşlar, ben yaptım, siz yapmayın. Bir kanal başarılı olsun istiyorsanız o kanalın bir şeye odaklanması gerekiyor abi. Bu ister lifestyle olsun, ister motovlog olsun. Yani otomobil, araç sektörü, inceleme sektörü olabilir. İncelemeden kastım teknoloji falan. Neyde başarılı olmak istiyorsanız onunla ilgili konseptler üretmeniz lazım. Onunla ilgili kontentler, içerikler üretmeniz lazım. Eğer böyle benim gibi dallanıp budaklanıp öf bundan da sıkıldım ya biraz da şundan yapayım, öf bundan da bunalım falan kafasına girerseniz benim gibi kanalınız bir saçmalayabiliyor. Büyüyemeyen birçok şey günün sonunda yok olmaya mahkum YouTube'da. Büyümüyorsanız bir yerde artık yok olmaya, kendinizden eksiltmeye başlıyorsunuz. Bunu yaşamak istemiyorum. Bu kadar anlatmamın sebebi, bu kadar hareket yapmamın sebebi bu. Bununla beraber DL650'ye gerçekten çok alıştım. Çok güzel böyle, kolay kullanımı. Gerçekten 250cc'den sonra yol yapmak isteyen insanların tercih edeceği motosikletlerden bir tanesi olmuş yani. Hakikaten söylüyorum. Üzülüyorum mesela bunu yeni nesilin 80.000-90.000 liraya alması gerekmesine gerçekten üzülüyorum. Yani aldım mı sigortası, ıvır zıvır ekipmanı falan derken 80-90 kağıda geliyor bu motor. Özellikle ben 17-18'imdeyken motosiklet fiyatları çok daha uygundu. Şimdi maalesef cep yakar cinsten. Hop kardeş görmüyor. Muhabbet etmeyi de özlüyorum. Motovlog'da konuşmak gerçekten daha kolay. Şöyle keyifli sürerken o kadar enerjim yükseliyor ki böyle konuştukça konuşasım geliyor. Vloglarda mesela böyle değil. Ben zaten günlük hayatımda motosiklette olduğu kadar keyifli bir insan değilim. Motosiklet bu benim hayatımı yükseltiyor, modumu yükseltiyor. Böyle motosiklete aşığım, hani işte red line'dan inmem, tekeri basarım, affetmem falan modunda bir herif değilim ama adamın modunu değiştiriyor, ruhunu böyle alıp bir canlandırıyor. Bu enerjimi de yok etmek istemiyorum. Onu istemiyorum, bana istiyorum, bana istiyorum. Prenses gibi olduk anasını satayım. Hoppa. Şimdi böyle gazlıyorum. Bunun sebebi de şu, birazdan SYM'yi alacağım Suzuki'den. Bu motoru alırken SYM'yi oraya bırakmıştım. SYM'nin top speed'i 90-95 falan olduğu için burayı biraz böyle rintintin modunda döneceğim. Şurada keyfini çıkartayım da dönerken zaten yeterince sıkılırım. Yani özellikle otobanda sıkıcı hale geliyor. Benim scooter serviste galiba. Vedalaşma zamanı iyiydi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bunu tekrarlayalım. Arayı çok açmayalım. V-Strom'u almaya geldiğimde scooter'ı Suzuki'ye emanet etmiştim. Sağ olsunlar. Erkan Beyler gözleri gibi bakmışlar. Evet abi, 650 cc'den sonra bir garip gelmedin desem şimdi Fadıl'ım. Yalan olmaz. Ama ve lakin seni özlediğim doğru. Gerçekten bu şirinliği çok özlemişim. Bakıma götürüyorum. 1000 kilometre bakımı. Bakımları motoru aldığımız SYM için konuşuyorum. Artı grupta yapıyoruz. Motosiklet sektöründe uzun süre vloggerlık yapmanın güzel taraflarından bir tanesi bu. Gittiğim birçok yer, birçok mağaza, birçok insan artık ahbabımız. Bir de bu konularda gerçekten insanlardan bir çıkar beklemediğim için hiçbir zaman. Şükür ki bugüne kadar kazandığım her zaman bana yetti. Çok egosuyla megosuyla da tatavası olmayan bir adam olduğum için yani neye bindiğim, neyden indiğim çok da umurumda değil. Scooter'a dönünce motosiklete ilk başladığım zamanlar aklıma geliyor. İlk elektrikli bisikletimi aldığımda Ecobis marka bir elektrikli bisikletim vardı. 25 görürdü, 25 km saat. Şurasında bir kablo vardı. O kabloyu birbirinden ayırdığın zaman iki soketi 40 km saate ulaşırdı. Tabii bu bataryadan yerde, atıyorum bir bataryada 150-200 km görebiliyorsa menzil olarak, onu söktüğünüz zaman 100 km, 80 km falan görürdü. Ona binerken içimden hep şey derdim. O zaman 4-5 km'lik, 6 km'lik bir yerde kullanıyordum. Teyze merhabalar. Hep içimden şey derdim. Ulan be derdim. Hani bu 40 falan görüyor. Bir de elektrikli. Keşke derdim bir scooter'ım olsa da böyle 60-70 görse. Dayı bizi yiyordu arada. Velhasıl kıyam sonrasında ben Asya Şarkı aldım. Asya Şarkı 150'yi. Onunla da giderken böyle 80-90 gören bir motorum oldu yani. Neticede bununla aynıydı. Kafa kafayaydı. Ona bir dönem bindim 6-7 ay. Sonra dedim ki ulan dedim keşke böyle 120-130 150 falan gören bir motorum olsa da böyle 250cc. Böyle rahat rahat gezsem, uzun yola gitsem falan. Tekirdağ'a gitme hevesim vardı o zaman. Derdime bak. Derde bak yani. Tekirdağ'a gidiyor. Vizyona bak. Tekirdağ'a gitmek istiyorsun. Motorum olsun da Tekirdağ'a gideyim. Vallahi. Sonra ben Siber 250'yi aldım. Tüm emellerime ulaştım yani. Şu an bunca motordan sonra, Ducati'lerden, Harley'lerden sonra buna dönünce yine aynı muhabbete geri döndü. Buna da şey diye yorum yaparlar mı? Sanki Trafik Racer oynuyor gibiyim. Gelmişti.
Sevmemezmiş. Oh man! Güzel İstanbul be! Çılgın SYM otobanı birbirine kattı. Çılgın SYM sürücüsü motorunun limitlerini zorladı. Gerçekten limitlerini zorluyorum şu anda. Belalı SYM Fiddle ayağınıza geldi. Arkadaşlar yeni kanal işini unutmazsanız sevinirim. Lifestyle videoları takip etmek isteyenler varsa vlogları falan açıklamadaki linkten, infodaki bölümden orayı takip edebilir. Oradan gelişmeleri, yeni videoları görebilirsiniz. Abone olmuşken bizle basarsanız hayır demeyiz. Çok makbule geçer. Çünkü geldim artık. Bu kanala da böyle videolar gelecek. Bu kanalda öldürmek istemiyorum. Bunu da değerlendirelim böyle işte. Diye düşündüm. Anne! Ne yapıyordun? O zaman görüşmek üzere.